Artık oksijen kullanıyor musun? Oksijen kullanmıyorum artık. Çok iyi olmuş. Başladım. Anladım. Ne kadar süredir oksijen kullanıyordun? Son bir yıldır oksijene bağımlıydım. Oksijen bağımlıydın? Evet. Zaten neredeyse bir yılda bizim akciğer nakli veteriner sitesine evet. girmiş oldun. Bu sabırsızlıkla organ çıkmasını bekliyordun değil mi? Evet. Evet, organ çıktıktan sonra da yapmış olduk. Peki bu ameliyat çok zor bir ameliyat. Bu anlamda çocuklarımıza, senin yaşında olan çocuk kardeşlerimize nasıl bir tavsiyen olur? Ne söylemek istersin bu anlamda? Buradan küçük bir doktorlarına hiçbir zaman korkmasınlar. Pes etmesinler. Elbet bir gün onları da çıkacak. Ben de taşanmak çok güzel bir şey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Kızım 15 yıldır kisti fibroz hastası. 15 yıldır balgamları, öksürükler hiç eksik değil. Sürekli balgam ve öksürük oluyordu. Ve son bir yıldır da oksijen ihtiyacı oldu. Bir yıldır nakil sırasındayız zaten. Bir yıldır çok şükür o bir yıl esnasında hep sürekli oksijene bağımlı kaldı. Evde kendi ihtiyacını bile göremedi. Yanında mutlaka birisi olması gerekiyordu. Ve bir yıl sonra bize nakil çıktı çok şükür. Buradan bize organını bağışlayan kardeşime Allah rahmet eylesin. Ona çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradan bütün kardeşlerime, bütün insanlara organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Akciğer nakli bazı akciğer hastalıklarına son tedavi artık. Diğer organ nakillerinde de biz özellikle hep toplumda şunu vurguluyoruz. Ne yazık ki ülkemizde kötü bir alışkanlığımız var. İnsanlara can olacak, hayat olacak organları biz toprağın altında çürütüyoruz. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığımızın da dini hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın evhamlarını da ortadan kaldıracak bu konuda çok ciddi açıklamaları var. Bizim anayasamızda ülkemizin sosyal bir devlet olduğu yazıyor biliyorsunuz. Bunun gereği olarak da çok geniş bir sosyal bakım ağına sahibiz biz. Ciddi bir sağlık ağımız var. Ve eğer bir kişinin tedavisi için organ nakli gerekiyorsa bunu daha evvel mesela akciğer nakli çok zor bir süreçti. Uzmanını bulmak da çok zor, yetiştirmek de çok zor. Bir dönem bu organizasyona ve bu ekibe sahip değilken ülkemiz bu hastalar yurt dışına gidiyordu. Bu her bir hastanın maliyeti ülkemize milyon dolarlar. Daha sonra hocalarım gibi kıymetli ekipler ülkemizde yetiştikçe biz erişkin hastalarımızın akciğer nakillerini ülkemizde yapmaya başladık. Şimdi burada kritik bir nokta var. Halen bu konuda pediatrik nakillerin ülkemizde bu derecede başarıyla yapıldığının farkında olmayan bir kitle var. Bizim ekibimiz zaten erişkin nakillerde çok başarılı. Pediatrik nakillerde de gösterdikleri bu başarılarla artık yurt dışına gitme ihtiyacı duyan veya şifasının yurt dışında olduğunu düşünen bütün ihtiyaç sahibi çocuk hastalarımızın da akciğer nakillerini ülkemizde ve hastanemizde Ankara Şehir Hastanesi'nde yapmaya hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyoruz. Zeynep Gülvade bu anlamda ülkemizde kistik fibrozis olgularında yapılmış ilk akciğer nakli oldu. Kistik fibroz ülkemizde çok fazla miktarda karşılaşılan, görülen özellikle bir göğüs hastalıkları problemi ve akciğerin tutulmasıyla birlikte de akciğer nakli ihtiyacı doğan hasta grubudur. Ve bu hastalarda, bu olgularımızda nihai çözüm, tek çare artık bu aşamadan sonra akciğer nakli olmakta. Kızımızla birlikte erişkin hastalardaki yapmış olduğumuz akciğer naklindeki tecrübelerimizi çocuk olgulara aktarmış olmak ve ülkemizdeki birçok akciğer nakli bekleyen çocuk olgularımıza bu anlamda derman olmak, bu anlamda nefes olabilmek hedefimiz, ümidimiz ve bu anlamda da özellikle de şehir hastanemizin altyapısı, güçlü yapısı, fiziki şartlarıyla beraber ve buraya da taşınmış olan bir çocuk hastanesinin varlığıyla beraber tüm bu şartlarla beraber daha da güçlenmiş olduk çocuk hastalıkları ve özellikle de akciğer nakli bekleyen çocuk hastalar için. Tüm bu birikimlerimizi, erişkin hastalardaki akciğer nakli tecrübemizi çocuk hastalarımıza aktararak çocuk hastaları üzerindeki yapmış olduğumuz akciğer naklindeki başarıyı bu anlamda belgelemiş olduk. Bu anlamda çok mutluyuz. Çocuk hastalarımız için ileriye dönük ümidimiz daha da arttı. Daha da bu anlamda şevklendik tüm ekip olarak. Tüm ekibin bu çocuk akciğer naklinin zor olduğunu, tüm organ nakillerinden kıyasladığımız zaman en zor organ nakli olduğunu söyledim biraz önce ama çocuk hastalarında bu durum, yani çocuk hastalarındaki akciğer nakli çok çok daha zor bizim için ve ekip için.
Tüm bunlar ekip olarak fedakarca çalışmayı gerektiriyor. Adanmışlık ruhuyla çalışmayı gerektiriyor. Gerçekten bu anlamda şehir hastanemizin ortaya koymuş olduğu ekip ruhu, başarı ve bütün şartlar, laboratuvar şartlarından, fizik şartlarından, yoğun bakımdan, ameliyathaneden hepsinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı öncelikle bu ihtiyaçları için Ankara Şehir Hastanesi'ne davet ediyoruz. Ama bu esnada da tüm bunu yapabilmemiz, gerçekleştirebilmemiz için de en büyük ihtiyacımızın organ, yani donör bağışı olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Zeynep Gülbade bir yıldır oksijen bağımlısı bir kistik fibrozisli hastamızdı ve bir yıl içerisinde organına kavuştu. Şu anda sizler de gördüğünüz çok güzel, rahat nefes alabiliyor, oksijensiz kalabiliyor. Kistik fibrozis bizim çocuk göğüs hastalıkları özelimizde çok değer verdiğimiz bir hasta grubu. Neden? Çünkü biz artık 2015 yılından beri Ulusal Kistik Fibrozis Tarama Sistemi ile hastalarımızı bir topuk kanından tarayarak çok erken yaşta, daha bebekken tanı koyuyoruz. Ve tanı koyduktan sonra da bunları bütün ömürleri boyunca çocuk göğüs hastalıkları kliniği olarak izliyoruz. Kistik fibroz genetik geçişli bir hastalık. Anne ve baba bu hastalığı taşıyorlar. Dolayısıyla akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde kistik fibroz hastalığı çok fazla görülüyor. Türkiye'de ulusal kistik fibroz kayıt sistemimiz var. Bu hastalıkta çeşitli mutasyonlar, yani genetik bozukluklar, hastaların akciğerlerindeki sıvıyı, balgamı atmalarını sağlayan bir molekülde bozukluk yapıyor ve buradan balgamlarını atamadıkları için, koyu yapışkan balgamları olduğu için bronşlarının içerisinde bu balgamlar birikiyor. Orada sıkça enfeksiyonlar olmaya başlıyor. Bu bir kısır döngü olarak gittikçe bebeklik döneminden ileriye kadar, ileri yaş gruplarına kadar giderek akciğere zarar vermeye başlıyor, hasar vermeye başlıyor ve bir gün maalesef kronik solunum yetmezliği dediğimiz, önce oksijen ihtiyacı, sonra belki ventilatör desteği gereksinimi ve en sonunda da maalesef akciğer nakil ihtiyacı. Maalesef diyorum, gerçekten hocalarım çok güzel anlattılar. Donör bulmakta hakikaten ülkemiz şartlarında büyük problem yaşıyoruz. Teşekkür ederiz.